ayrıca konuşuruz. Biz yine Fenerbahçe-Gaziantep maçına dönecek olursak, Tanju Çolak nasıl buldunuz Emre Belözoğlu'nun kadro tercihini? Ve böyle devam edeceğini düşünüyor musunuz? Yok, böyle devam edemez. Her maçın kendine göre bir plan ve programı vardır. Analizi vardır. Bunlar çok önemlidir. Karşısındaki Maç rakip maç önemlidir. gitmek lazım. Deplasmanda Fenerbahçe ne oynuyor, nasıl oynuyor? Rakipte kimler var, kimler etkili? Hangi tarafında eksik var? Hangi taraf pozisyon yakalarız? Bunların hepsi analiz ediliyor. Şimdi bugün baktığımız zaman galip gelen bir Fenerbahçe var. 3-1 yenmiş. Öyle veya böyle bunun hakkında konuşamayız. Şimdi Emre başarılı mı? Evet. Bugünkü maçta istediği kadroyla çıktı. Kadro Sonucu hakikaten aldı. nasıl? Sonucu da aldı. Sonucu da aldı. Bu saatten sonra biz Emre'ye söylemde bulunamayız. Bence sezonun en Alkışlarız. iyi oyunlarından biriydi ayrıca. Keyif aldık. Özellikle ilk yarı. Keyif aldık. Tabii. Güzel futbol başka, keyif verici futbol başka. Evet. Keyif aldık. Maçın genelinden Antep'i de içine katarsak tabii, ikinci yarı da çok keyifli bir maçtı. Maçın geneli keyifli bir maçtı. Ondan önce Fenerbahçe maçlarında ben direkt Fenerbahçe üzerinden değil. Harbiden uyudum çok oldu. Çocuk uyandırdı gelip. Baba uyuyorsun. Program var. Farkında mısın yani? Abi, tabii, ikinci yarı Antep'e dönen pozisyonlar da vardı. 2-1'den sonra 3 tane. Pozisyon verdi çok, Fenerbahçe. Yani net pozisyon Kerem, diyebileceğimiz pozisyonlar var. Kerem, bu takım sahaya çıkıp 90 dakika şöyle bekleyemezsin. Kim yoruldu mu Ert Hakan hemen alacaksın. Gustavo mu Gustavo. Kim yoruldu işte Pelkas. Ya ortaya çekeceksin kenardan birini. Yani bu takım hep müdahale edeceksin. Alışana kadar. Emre 3 maçtır. Şimdi kaybetmiyor da sonuçta. Kaybetmedi takımı. Başında olduğu takım kaybetmedi. Tabii bir ki. Beraberliği var, iki galibiyeti var sonuçta. Evet. Emre de kolay değil abi. Yani daha yeni sahadan inmiş bir sportif direktörlük elbette, görevi yaparken elbette, teknik elbette. Direktörlük belli gözlemleri var. Emre ile ilgili konuşurken ne diyoruz? Çok güzel bir background'u var. Yani kaç tane dünyaca ünlü teknik direktörlerle çalışmış. Tabii. Avrupa tecrübesi var, milli tecrübesi hepsinden var. Hepsinden mutlaka bir şeyler almıştır. Yani bunu, almama bunu, şansı var mı? Tabii bunu oyuncularına anlatabilmek, lanse etmek, kabul ettirebilmek. O bir antrenmanda bunları biraz çalıştırmak tabii, lazım. Tabii kendi kafasındakini uygulatabilmek kolay değil. En o da yavaş şey yavaş. Çalıştırmak. Evet. Çalıştırmak. Duygusal zekayı harekete geçeceksin. Tabii. Ezber yavaş yaratacaksın. İşte yavaş Ezber. Yavaş. 3 maç içerisinde mesela bu maç Emre adına bana göre çok olumluydu. Oyuna Kesinlikle. Müdahaleleri de olumluydu. Kim yoruldu hemen aldı kenara. Doğru. İşte müdahale, evet. Maçı yaşamak çok önemli. Bunu yavaş yavaş yapacak. Yapmalıdır da zaten ki söylemleri de hem maç önü onu hem maç sonu açıklamaları tatmin de ediyor izleyenleri. Dinleyenleri de tatmin ediyor. Öz eleştiri de yapıyor. Ama. Nasıl? Bu hafta çok ilginç olacak çünkü benzer tam test maçı olacak mesela Emre olacak. Açısından. Bir de şey Başakşehir gitti gidiyor.com yani. Başakşehir hakikaten gidiyor. Baksa altındaki en uzak rakibinle maç fazlası var. Evet. Bak, reklam aldı yani gitti gidiyor.com. Ya da bu Abbas durumunda sadece yani. O değil. Bir sürü var diyorsun. Abbas durumunda yani. Bak. Yok abi alt tarafta maç fazlası olan iki takım var. Bir Başakşehir 32 maçta. Tamam. Ha tamamlandı. Bir Kasımpaşa bir de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un maç fazlası yok, var. Diğerleri yok doğru 33 şey var. Evet. Büyükşehir Erzurum. Abi 33 puanda Başakşehir. Bu hafta yenildiğini varsay kalacak Fenerbahçe'ye. 33 puanda kalacak. Kalacak altındaki 33 diğeri 31. Kayseri Spor Konya Spor deplasmanına gidiyor. Ve 4 takım düşüyor yani. Evet. 4 takım düşüyor. Yani Başakşehir Gençler Birliği Sivas Spor oynuyor. Şaka mı diyorduk? Şaka gerçeğe dönüşüyor. Şu anda sıkıntı da evet Başakşehir. Gerçeğe dönüşüyor. Dolayısıyla son maçlarını oynuyor ya. Başakşehir şampiyonluktan sonra. Yok yok. Arka arkaya 2-3 galibiyet alması lazım. Bu hafta başlar, öbür hafta başlar bilmem ama. Abi 2 hafta sonra çok daha başka şey konuşuyor olabiliriz burada. Tabii. Nasıl konuşacağız? Düştü dedi. Alt tarafla alakalı. Ha, abi her maç çünkü ya. Farklı maç mı? Mesela bugün belki konumuzun dışında Fenerbahçe'ye döneceğim tekrar da. Alanya Spor Denizli maçı vardı. 2-0'dan Denizli Spor Alanya'ya verdi maçı. Evet. Çok Denizli sıkıntılı. Denizli Spor ligde kalmak için bir umut ışığı yakıyorken bir anda. Ligden mi tükendi. Düşüyor acaba? Evet, tükendi. Demeye başladık. Hani bir anda bütün neredeyse o ışıkların hepsi tünelin çok ucunda kalmaya başladı. O yüzden 2 hafta sonra alt tarafta çok daha başka bir senaryo oluşabilir puan durumu anlamında. Çünkü birbirleriyle de oynayacaklar. Evet. Ya Başakşehir'in son 2 girecek işin. Kayseri Spor maçı var Başakşehir'in sondan bir önceki hafta. Ama bir takımın bu kadar değişmesi, bu kadar eksi yazması, başarısız olması çok enteresan değil mi arkadaşlar? Kim için diyorsun abi? Başakşehir için diyorum abi. Allah'ını seversen abi nereden nereye? Sezon başı Şampiyonlar Ligi onları çok yıprattı gibime geliyor sanki bana. Yani bir de o
Şehir, ona, mı biz, ona mı bağlıyoruz? Ona bağlamıyoruz tabii de. Bağlamamız ama yani o dönem hedefe çok yıprandılar. Hedefe ulaşmış olmanın tatmini de vardı birazcık. Belki yani. Bu da var. Hani nasıl olsa biz şampiyon olduk. Bu sene düşmeyiz gözüyle bakıyorlardı ama işte öyle bakılmıyor olmuyor bazen öyle. Demek ki. Yani Fenerbahçe-Gaziantep mücadelesine döndüğümüz zaman Ceyhun Eriş, öne çıkan bireysel performans gördünüz mü? Şöyle söyleyeyim, öne çıkan bireysel performans çok görmedim. Çünkü yani ben sürekli söylüyorum programlarda Fenerbahçe ile ilgili konu açıldığında, hani oyuncunun reaksiyonunu ben hep bekliyorum demişimdir. Hani hangi oyuncu grubuyla oynarsa oynasın Fenerbahçe, özellikle kendisi aslında. Çünkü belli bir oyunu olmayan bir Fenerbahçe vardı Kadıköy'de. Hı hı. Ben hep o reaksiyonu bekledim. Bugün genel anlamda oyunculardan o reaksiyonu ben aldım. Ya özel bir oyuncu söylemem gerekirse, oyunda kaldığı süre içerisinde gol de attı. Çok atletikti. Mert Hakan. Evet. Çok atletikti. Her yere koştu. Zaman zaman Pelkas'la yer değiştirdiler. Hiç gocunmadı. Sola da gitti, ama sağa da geldi. Sonra da en keyif aldığım maçımdı diye bir söylemi var. Evet. Doğrudur. Gol de atınca çünkü çok coşkuluydu. Keyfi oluyor da. Coşkulu. Pelkas oyunda kaldığı süre içerisinde istekliydi. Evet, belki sadece bir kafa aşırtma asisti var ama oyuna eski Pelkas'ı belki aradık ama coşkuluydu, istekliydi. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Topla buluşmaya çalışıyor. Alan açmaya çalışıyor. Öne koşu yapıyor. Sosa hakeza öyle. Normal Sosa'nın haricinde bir Sosa izledik. Hani defansın önünde sabit. Mümkün olduğu kadar baskıya giden, ya bir pozisyon var. Yanlış hatırlamıyorsam Maxim ya Olkovski'nin önüne yattığı, Olkovski'nin de Kenan'a çıkardığı bir pozisyon evet. Var. Maxim yok, çıkardı. Çıkaran Olkovski sağdan evet. Kenan'a çıkardı. Evet. Vuracak oraya gelen de şey, vurmasına engel olan, gerçi Olkovski orada en doğru şeyi yaptı pas vererek ama Kenan doğru vuruşu yapamadı. O bile aslında Sosa'nın ne kadar bugün istekli olduğu anlamına geliyor. Evet. Yani o yüzden tek oyuncu söylemekten ziyade genel anlamda Fenerbahçe kadrosu takım oyunu içinde. Evet. Fiziksel yetersizlik belli bir yerden sonra göze batmaya başladı. Özellikle 2-1'den sonra. Yani oyuncular düşmeye başladı. Zaten Emre de oyuna müdahalelerde bulundu. O arada yani 3-1'e kadar bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Yani 3-1'i kontradan 96'da bulduğu gole kadar yine bir sıkıntısı var. Büyük ihtimalle de bu sıkıntıyı mutlaka çözecektir. Oyuncular da çözecek. Çözmek zorunda. Çözmek zorunda. Çünkü zaten çok kısa bir zaman kaldı. Hep diyorduk ya çok uzun var, çok uzun var. Buyur bitti. 7 hafta kaldı. Bir ay sonra bitecektik. Bir ayda 7-8 maç oynayacaklar. Yanlış mıyım abi? İşte evet. Bu tempoyu kaldıracak, fizik gücü olacak bir takım lazım. Hazır mı? Bu işte yani bir ayda 7-8 sezon başına dönüyorsun abi o zaman işte. Demek ki Erol Hoca doğru hazırlayamamış oyuncularını. İşte bunu da konuşmak. Ki ona rağmen buraya kadar getirmiş. Fenerbahçe'nin hani çocukken yapardık ya böyle iki arkadaş grubu ikiye ayrılırdık böyle. Aldım verdim ben seni yendim derdik, adam seçerdik işte. Tamam şimdi bizden senden şunu aldım. Adım sayardık şimdi falan. Fenerbahçe'de mı? Şimdi bu oyuncuları böyle bıraksan kim kimle oynamak istiyorsa bu beşi beraber oynamak isterler. Mert Hakan'ın demeciyle alakalı aslında tam soracağım soru oydu. Oyundan keyif aldım konusu. Ama Tanju abiye katılıyorum o konuda. Ben. Oyundan keyif aldım konusu herhalde etrafındaki takım arkadaşlarıyla oraya da gelişen bir şey muhtemelen. Topun onlarda kalması. Soruyu sordun ya Tanju abiye, bu kadro üzerinden devam eder mi? Tanju abi de dedi ki maç bakacak. Haftaya bu kadroyu görmeyebiliriz. Tabii diye. Kesinlikle yani. Göremezsin. Rakibine hata yapar. Doğru da olmaz zaten. Rakibine göre seçeceksin ama şunu diyorum. İlk defa zevk aldılar. Çünkü şu. Adam Samatta'ya pas veriyordu. Tüccar olsa batardı yani. Samatta alıp başka yere gidiyordu. O sahaya veriyordu. Kafayı öne yiyor. Dönüyor. Adam hani iğneli fıçıya atılmış gibiydi Pelkas. Ya da Sosa. Diyorsun ki ya Sosa da olmuyor. Pelkas da olmuyor. Ya topu verdiğinde geri alabileceğini bilmek güzel bir şey. Ya bir defa alanı iyi kullanacağını bilmek çok güzel bir şey. Emin güzel. Oluyorsun. Diyorsun ki ben bu topu atarsam Sosa bu topu alır. Öbüründe atıyorum Samatta'ya veriyorsun ya su kanat oynuyor diyelim. Diyorsun ki ulan vereceğim kaptırırsa ben geri koşmam lazım. Bir de öyle bir şey var. Burada diyorsun ki bunlara verdin mi bunlarla oynanır diyorsun yani. Bak özellikle istedim bunu. 5 tane oyuncu. Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Sosa, İrfan Can. Topla buluşma sayıları. Evet 46, 55, 41, 47. O kadar doğru 47, dağılmış 47, ki. Evet.
Bunlar topu rakibe vermezler ki. Evet. Çünkü çok iyi topu saklayan bir ekip. Ozan 46, 46 Mert Hakan 55, Pelkas 41, Sosa 77 oynadı. Sosa daha uzun oynadığı için. İrfan Can sonuna kadar oynadığı için. Evet. Ama aşağı yukarı denk geldi. Evet, yani en son Pelkas'ın oyundan çıkana kadar ya da Mert Hakan'dan da şey alabilir. İlk o kadar Pelkas'la Ozan Tufan. Evet. Şöyle söyleyeyim. O kadar güzel dağılmış ki toplu buluşma. İki tane kötü oyuncu koy aralarına. Toplu oynama şey sayıları belli ediyor her şeyi. Evet. Buradan değişir tabii ki. İki tane kötü oyuncu koy arkalarına. Toplu oynama sayıları 41'den 81'e çıkar ama başarısı %50 düşer. Düşer aynen. Niye? Vermez ona. Görür vermez. Bazen diyorsun gördü vermedi. Diyor ki bu çok güzel versen dağılı. Bir şey yapamayacak. Evet. Oyuncu tanımıyor mu arkadaşını? 8 aydır antrenman yapıyor. Oyuncular o kadar zekilerdir ki. Ya, kimden pas alacağını, belki ona ne koşuyu ne ya. Zaman yapacağını, tabii. Ortada ne zaman geleceğini. Buna versen alamazsın derler. Ön direkt, arka direkt. Tanju abi. Canım.